Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinize sağlıklı, mutlu günler dileyerek başlamak istiyorum videoma. 10. sınıflarda Milli Edebiyat döneminde roman konusunda kalmıştık. Şimdi beraber Milli Edebiyat döneminde roman konusunu işleyeceğiz. Tanzimat Edebiyatı'yla giren, Servet Yusuf'un döneminde teknik kusurlardan arınan roman, Milli Edebiyat döneminde istenilen düzeye ulaşmıştı arkadaşlar. Servet Yusuf'un ve Fecri Ati'de toplumsal sosyal hayata ve onun sorunlarına ilgisizken roman yazarları, bu durum Milli Edebiyat döneminde tam tersine çevrilerek sosyal hayata eğrilmişti. Şimdi Milli Edebiyat dönemi hikayesinde olduğu gibi romanda da bireysel hayattan toplumsal hayata doğru bir açılım vardır. Bu da tema yönünden sosyal konuların ağırlık kazanmasını sağlar. Artık Milli Edebiyat döneminde arkadaşlar kendi özümüze dönerek bir milli edebiyat teması işlenmeye başlamıştı. Romanlar içinde yaşanılan sosyal, ekonomik ve toplumsal ortamdan etkilenilir. Aşk, salon hayatı, ayrılık, hüzün gibi bireysel konuların işlendiği Servet Fünun dönemine göre sosyal konuların ağırlıklı bir şekilde ele alındığı görülür. Hatırlayalım hemen Servet Fünun dönemini. Servet Fünun döneminde tamamen yüksek zümreye hitap ediliyordu. Genellikle aşk, gerçekle hayal çatışması gibi konular işleniyordu. Kişilerimiz yüksek statüde insanlarken Milli Edebiyat döneminde ne oluyor durum? Tam tersine çeviriyor. Artık toplumsal hayata, toplumsal sorunlara eğrilmeye başlanıyor arkadaşlar. Bu dönemde romanlar Yeni Nisan Hareketi'nin etkisiyle sade bir Türkçe ile kaleme alınır. Biliyorsunuz Genç Kalemler Dergisi yayınlanıyor. Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökalp etrafında. Bu makalede, Yeni Nisan makalesinde de arkadaşlar artık Türkçenin konuşulmaya başlanması gerektiği savunuluyor. Eğer kelimelerin, bugüne kadar kullanılan kelimelerin, Arapça, Farsça kelimelerin Türkçe karşılıkları varsa Türkçe kelimeler kullanılmaya başlansın deniliyor arkadaşlar. Şimdi Milli Edebiyat döneminin önemli roman yazarlarına bakarsak Halide Edip Adıvar, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu karşımıza çıkacak. Şimdi biz bunlar hakkında, eserler altında kısa kısa bilgiler vereceğim arkadaşlar size. Milli edebiyat romancılarının ortak özellikleri bir tekrar edecek olursak, toplumun ve bireyin problemlerini işlemek, memleket ve millet sevgisini romantik duygularla beslemek, milli değerlere sempatiyle yaklaşmak şeklinde özetlenebilir. Dikkat ettiysek memleket ve millet sevgisi karşımıza çıkıyor, toplumun problemleri karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani Servet Fünun'dan farklı olarak artık topluma yöneldik biz. Cumhuriyet döneminde de roman yazmaya devam eden bu dört romancı, yani Halide Edip Adıvar, Reşat Nuri Güntekin, Refik Halit Karay, Yakup Kadri eserlerinde milli edebiyat döneminin özelliklerini belirgin bir şekilde karşımıza çıkartıyor. Çünkü bu yazarlarımız topluma eğiliyorlar. Bu yazarların eserlerini hareketle milli edebiyat döneminin romanına bakacak olursak bunlar karşımıza çıkıyor. Şimdi Halide Edip Adıvar'la başlamak istiyorum. Milli Edebiyat döneminde kişiliği, Atatürk'e yakınlığı, kültürü, Doğu Batı kültürleri karşısında takınılması gereken tavırları araştırması ile dikkat çeken önemli yazarlarımızdandır, romancımızdır arkadaşlar. Halide Edip kendi gibi güçlü bir kadın profilini eserlerinde karşımıza çıkartmaktadır. İlk romanlarında aşk konusunu, kadın psikolojisini işleyen Halide Edip, daha sonra Türkçülük, milliyetçilik ve memleketçilik konularına yönelmiştir. Burası önemli arkadaşlar. Halide Edip'in 3 tane dönemi var. İlk önce aşk konulu eserler kaleme alıyor. Daha sonra milliyetçilik, Türkçülükten, milli meselelere eğilen konulardan bahsediyor. 3. döneminde ise geleneklerden, göreneklerden, töreden bahseden eserler veriyor. O yüzden Halide Edip'in eserlerini incelerken 3 dönemden bahsedebiliriz. Tekrarlıyorum. 1. döneminde aşktan bahsediyor, 2. döneminde milliyetçilikten bahsediyor ve 3. döneminde de töre konulu eserler veriyor. Türk Edebiyatı'nın en ünlü kadın yazarlarından biridir. Az önce de dedik, güçlü kadın karakterleri eserlerine yansıtıyor. Tanin gazetesinde çıkan yazılarına gelen tepkilerden dolayı yurt dışına çıkmış, bir süre Mısır ve İngiltere'de kalmıştır. Yurda döndükten sonra Türkçülük ve Turancılık akımlarıyla ilgilenen sanatçı, Beyrut, Lübnan ve Şam'da kız okulları genel müfettişliği yapmıştır. Hayatının buraya kadarki döneminde Mor Salkımlı Ev, birazdan eserlerini göreceğiz arkadaşlar, adlı anı kitabında anlatmıştır. Mor Salkımlı Ev, anı türünde bir eseridir. Yunanların İzmir'e girmesi nedeniyle düzenlenen Fatih ve Sultanahmet mitinglerinde tarihi konuşmalar yapmıştır. Burası da önemli.
Halide Edip Adıvar mitingleriyle ün salmış bir yazarımızdır arkadaşlar. Bu romanlar içinde özellikle Handan ve Ateşten Gömlek sağlam kurgularıyla dikkat çeker. Şimdi Ateşten Gömlek'in önemli bir özelliği var arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nı ilk defa işleyen eserdir Ateşten Gömlek. Bunu unutmuyoruz. Burası da önemli. Demek ki Kurtuluş Savaşı'nı ilk defa işleyen eserimiz Ateşten Gömlek. Eleştirmenler tarafından en başarılı eseri sayılan ve otobiyografik özellikler taşıyan Handan, kadın psikolojisini ayrıntılarıyla, değişimleriyle yansıtır. Handan arkadaşlar mektup tarzında yazılan ilk romandır. Burası da önemli. Eserin içeriği mektuplardan oluşmaktadır. Hatıra tekniğiyle yazılan Ateşten Gömlek, Türk Edebiyatı'nda Kurtuluş Savaşı'nı işleyen ilk romandır. Az önce de belirttiğim gibi bu kısım önemli. Ateşten Gömlek, Kurtuluş Savaşı'nı işleyen ilk roman arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Sorularda karşımıza çıkar. Halide Edip 1926 yılında yayınladığı Vurun Kahpe adlı romanında Kurtuluş Savaşı'nı ele alıyor. İlk defa işleyen Ateşten Gömlek, ele alınan eserse Vurun Kahpe'ye, bunu da unutmuyoruz. Eserlerinde idealize edilmiş kadın tipi ön plandadır. Az önce de demiştim arkadaşlar, ideal kadın tipini, kendi gibi güçlü kadın tipini eserlerine yansıtıyor. Romanları teknik yönden çok başarılı değildir. Sade bir dil kullanmakla beraber pürüzlü, düzensiz, savruk ve özentisiz bir üslubu vardır. Realizmin özelliklerini taşıyan eserlerinde kuvvetli bir yaşanmışlık ve gözlem vardır. Hatırlayalım, Servet Fünun döneminde de, Milli Edebiyat döneminde de arkadaşlar realizm akımı bizim karşımıza çıkıyor. Realizm ve naturalizm akımı. Realizm akımında da gözlem ön plandaydı. Hemen hatırlamış olalım. Evet, şimdi Halide Edip'in eserlerine bakarsak Handan, Yeni Turan, Son Eseri, Mevut Hüküm, Ateşten Gömlek şeklinde sıralıyoruz. Evet, şimdi tekrarlayalım. Ateşten Gömlek, Burun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Tatarcık, Handan, Seviye Talip, Raik'in Annesi, Yeni Turan, Zeyno'nun Oğlu, Son Eseri, Mevut Hüküm, Kalp Ağrısı, Yol Palas Cinayeti, Sonsuz Panayır, Döner Ayna, Akile Hanım Sokağı, Hayat Parçaları, Sevda Sokağı Komedyası, Çaresaz, Kızıl Kançerler önemli eserlerinden. Şimdi en önemlileri ben size çizerek gösteriyorum. Ateşten Gömlek, Burun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Tatarcık, Handan, Seviye Talip, Yeni Turan, Kalp Ağrısı. Bu eserler daha sık karşımıza sorularda çıkıyor arkadaşlar. Bunlara birazcık daha dikkat ediyoruz. Hikayelerine baktığımız zaman Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabetler, İzmir'den Bursa'ya Kubbede Kalan Hoş Seda. Burada da Dağa Çıkan Kurt daha fazla sorularda çıkmakta. Anıları, Mor Salkımlı Ev, Türk'ün Ateşle İmtihanı, ikisi de önemli arkadaşlar. Sorularda karşımıza çıkıyor. Bunların ikisine dikkat edelim. Tiyatroları, Kenan Çobanları, Maske ve Ruh. Bu da karşımıza çıkabilir sorularda. İncelemeleri, İngiliz Edebiyatı 1-2-3, Üniversite Kafası Tenkit, Hindistan'ın iç yüzü şeklinde karşımıza çıkmakta. Şimdi birkaç eserinden, önemli eserlerinden özetlerle devam ediyoruz arkadaşlar. Sınıfta da belirttiğim gibi özetlerden bir parça alınıp bizim karşımıza soru olarak getirtebiliyor. O yüzden özetlere dikkat edelim. Sinekli Bakkal. Sinekli Bakkal'da kız Tevfik arkadaşlar anahtar kelimemiz. Buradan yakalayabilirsiniz. Şimdi görelim. Eser 2. Abdülhamit dönemi İstanbul'unu anlatan bir töre romanıdır. Az önce söylemiştim, törelerden bahsediyor Halide Edip Adıvar diye arkadaşlar. Yazarın en tanınmış romanlarından biridir. Halide Edip'in yurt dışındayken yazdığı bu eser ilk olarak 1935'te Soytarı ve Kızı adıyla Londra'da basılmış. Daha sonra 1936'da Sinekli Bakkal adıyla Türkçe olarak yayımlanmıştır. Roman 2. Abdülhamit dönemi Doğu Batı çatışması üzerine kurulu olan kültürel ve sosyal olayları ele alır arkadaşlar. Olaylar İstanbul'un Aksaray semtinde Sinekli Bakkal sokağında geçmektedir. Evet. Mahalle imamının kızı Emine, babasına rağmen orta oyununda Zenne rolünde oynayan Tevfik ile evlenir. Emine ve Tevfik'ten bahsedecek karakterlerimizi unutmuyoruz. Babası bunun üzerine Emine'yi evlatlıktan reddeder. Genç karı koca bir müddet geçim sıkıntısı çekerler. Sonunda bir bakkal dükkanı açarlarsa da Tevfik burayı işletemez. Emine'nin Tevfik'ten bir kızı olur, fakat kocası mahallede Zenne rolüne çıktığı için kız Tevfik, az önce de söyledim anahtar kelimemiz kız Tevfik, unutmuyoruz diye anılır ve bu yüzden ayrılırlar. Emine'nin babasının evine döner, mahalle imamı olan babası onu affeder. Emine'nin kızı Rabia güzel sesiyle Kur'an ve Mevlüt okur.
Zaptiye Nazırı Selim Paşa bu sesi beğenir ve ona İtalyan müzisyen Peregrini'den ders aldırtır. Evet, diğer karakterimiz Peregrini. Tevfik ise orta oyununda iyice ustalaşarak İstanbul'un ünlü bir sanatçısı olur. Bir oyununda karısının taklidini yaptığı için İstanbul'dan sürgün edilir. Gelibolu'ya sürgüne giden Tevfik, İstanbul'a dönünce Kız Rabia'yı yanına alır. Ancak Genç Türkler adlı bir gruba katıldığı için bu sefer Şam'a sürgüne gönderilir. Rabia'ya olan aşkından dolayı Müslüman olan ve Osman adını alan piyano öğretmeni Peregrini, Rabia ile evlenir. 1908'de meşruiyet ilan edilince Tevfik sürgünden döner. Rabia'nın bir çocuğu olur. Sinek Gibi Bakkal Sokağı'nda mutlu günler onlar için yeniden başlar. Demek ki kız Tevfik rolünü unutmuyoruz arkadaşlar, karakterini Sinekli Bakkal'la uyum sağlayacak olursak. Evet. İkinci eseri Vurun Kahpeyi. Hemen kısaca bunun da özetini belirtelim. Romanda İstanbul idealist bir öğretmen olan Aliye'nin vatan için yaptığı fedakarlığın yanlış anlaşılması ele alınır. Bu idealist öğretmen Reşat Nuri Güntekin'in eserinde de karşımıza çıkacak arkadaşlar. Aliye 1919 yılında İstanbul'dan Anadolu'ya gider ve faaliyetleriyle milli mücadeleye destek verir. Küçük bir kuvayi milli grubu kuran Tosun Bey de zaman zaman kasabaya uğrar ve Aliye'ye destek olur. Ancak milli mücadele karşıtı köy imamı Hacı Fettah ve katrancılardan Uzun Hüseyin Efendi Yunanlarla işbirliği yaparak Kuvayi Milliye ve Aliye hakkında olumsuz kampanyalar başlatırlar. Sonunda Hacı Fettah kasabanın da desteğini alarak Aliye'ye karşı çıkar. Ona birçok eziyet çektirir. Taşlanmak suretiyle onu linç ettirir. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İstiklal Mahkemesi'ne yargılanan Hacı Fettah ve Hüseyin Efendi idama mahkum edilir. Aliye'nin öldürüldüğü meydanda asılırlar. Kurtuluş Savaşı etrafında gelişen romanında Anadolu insanının bağnaz ve sabit fikirli olarak sunarken Kuvayi Milliye'nin oluşumu, bölge halkının milli mücadeleye karşı tutumu, dağılan Osmanlı'nın eski temsilcileri anlatılır arkadaşlar. Bu eserimizde de Vurun Kahpeyi adlı eserimizde. Evet, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na gelelim. Milli Edebiyat dönemin önemli isimlerinden, daha önce Fecrattin topluluğunda bulunup daha sonra Milli Edebiyat'a devam eden kişilerden bir tanesi Yakup Kadri. Sanat hayatına Fecrattin topluluğuyla başlıyor. Daha sonra Milli Edebiyat akımını benimsiyor. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda da eserler veriyor yazarımız. Fecrattin'de sanat şahsi ve muhteremdir görüşünü benimserken, burası önemli arkadaşlar, soru olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki Yakup Kadri sanat şahsi ve muhteremdir görüşünü savunuyor. Milli Edebiyat döneminde sanat toplum içindir ilkesiyle eser veriyor. Zaten Milli Edebiyat döneminde gereğiydi arkadaşlar. Toplumsal sorunlar ele alıyordu. Hemen hatırlayalım. Bir ara Yahya Kemal ile birlikte Neo-Yunanilik adı verilen Yunan Latin kaynaklarına ve mistizme yönelmiştir. Bu da bir akım olarak karşımıza çıkıyor o dönemde. Sanat ve politikayı birleştirmeyi amaçlayan Kadro dergisine yazılar yazmıştır. Romanlarında Tanzimat'tan Cumhuriyet dönemine kadar nesillerin yaşadığı sosyal problem ve krizleri ayrıca nesiller arası çatışmaları da anlatmıştır ki nesiller arası çatışma en çok Kiralık Konak'ta bizim karşımıza çıkıyor. Kiralık Konak ve Nur Baba Milli Edebiyat döneminde yayınlanmış eserlerdendir arkadaşlar. Nur Baba eserine bakacak olursak, Nur Baba'da tekkelerin özellikle de Bektaşi tekkesinin yozlaşmasıyla ortaya çıkan toplumsal yıkımlar üzerinde durmaktadır. Nur Baba adlı eserinde unutmuyoruz bunu. En başarılı romanlarından birisi kabul edilen Kiralık Konak'ta da nesiller arası çatışmayı ele almıştır. Roman Tanzimat'tan başlayıp 2. Abdülhamit ve meşrutiyet yıllarını kapsar. Üç ayrı kuşağın hayatını anlatıyor. Dedenin çocuğu ve torunu ile ilişkilerinden bahsediyor arkadaşlar. Gerçekçi bir eserdir. Edebiyatımızda önemli temalarından biri olan yanlış batılılaşma, bunu unutmuyoruz. Kiralık Konak'ta işleniyor. Bu romanda başarılı bir şekilde işlenmiştir. Eserdeki hakim bakış açısı ise konak çevrelerinde geleneksel yaşam biçimini sürdürecek nitelikte bir neslin yetişememesidir. Kiralık Konak farklı devirleri temsil eden Naim Efendi ile torunu Seniha arasındaki çatışma üzerine kurulmuştur. Zaten Naim Efendi Osmanlı'yı temsil ediyordu. Kızı Seniha da yanlış batılılaşmanın kurbanı olan bir kişi olarak karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. 1908 ikinci meşrutiyetin ilanından başlayarak Atatürk'ün cumhuriyetine kadar olan dönemde yaşanan önemli siyasi ve sosyal olayları bir roman zinciri içerisinde sırasıyla vermiştir arkadaşlar Yakup Kadri. Romanlarının konularına tekrar bakacak olursak, Kiralık Konak'ta Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşı'na kadar yetişen neslin çatışmasını, aile kurumunun yozlaşmasından bahseder. Nur Baba'da tekkelerin yozlaşmasından, Sodom ve Gomorre'de mütareke yıllarından,
yıllarında toplumdan kopuk kitlelerin yozlaşmadan bahsediyor. Gene mütareke yıllarındaki yozlaşmadan, hüküm gecesinin ikinci meşrutiyet yıllarındaki parti kavgalarını, siyasi çekişmeleri ve çatışmalardan bahsediliyor. Yaban'da halk aydın çatışmasından bahsediliyor. Bir sürgünde 2. Abdülhamit döneminde Avrupa'ya kaçan Jön Türklerin yaşamından bahsediyor. Ankara'da Cumhuriyet'in ilk 10 yılını ve siyasi gelişmelerden, Panorama 1'de Cumhuriyet kurulduktan sonraki inkılaplardan ve insanların bunlara ne derece ayak uydurduklarından, Panorama 2'de de Cumhuriyet dönemi ve Atatürk'ün ölümünden sonraki yılları ve siyasi çalkantıları anlatıyor. Bu kısım çok önemli arkadaşlar, çünkü karşımıza soru olarak geliyor. Sorularda unutmuyoruz bunu da. Şimdi Yakup Kadri'nin diğer eserlerine bakacak olursak, Nur Baba, Erenlerin Bağından, Sodom ve Gomorre, Hüküm Gecesi, Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Panorama, hep o şarkı. Eserlerin hepsi önemli arkadaşlar. Bilmek zorundayız bunları da. Altlarını gene ben çiziyorum şu şekilde. Evet. Hikayelerine bakacak olursak, Bir Serencam, Milli Savaş Hikayeleri, Rahmet, Bir Serencam ve Milli Savaş Hikayeleri sorularda karşımıza fazlasıyla çıkıyor. Anılarına bakacak olursak, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl. Makaleleri, Kadınlarımız, Seçme Yazılar, İzmir'den Bursa'ya şeklinde, Kadınlık ve Ergenekon, Alp Dağları'ndan ve Miss Çarfi'nin albümünden şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet, şiirleri, mensur şiirleri Erenlerin Bağından ve Okunucundan, bunları da unutmuyoruz. Gelelim Reşat Nuri Güntekin'e. Reşat Nuri Güntekin'in eserlerine baktığımız zaman, Gizli El, olay örgüsü sade bir romandır. Seniha ve Şeref adlı iki genç arasında gizli aşkı ele alır. Der Saadet gazetesinde yayınlandıktan 3 yıl sonra kitap olarak basılır arkadaşlar. Yazarın pek çok romanında olduğu gibi bu romanında da geniş mekan Anadolu'dur. Biliyoruz ki Milli Edebiyat döneminde artık Anadolu'ya açılmıştır. Eskiden, yani Servet Fünun döneminde ve Tanzimat'ta İstanbul'ken, Milli Edebiyat döneminde romanda Anadolu karşımıza çıkıyor. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Çalı Kuşu, az önce de belirttiğim gibi, gene bir öğretmenin hayat hikayesinden bahsedecek. Şüphesiz ki yazarın en önemli romanıdır. Bu dönemde yayınlanan roman edebiyatımızın en başarılı romanlarından biri olarak kabul edilir. Reşat Nuri Güntekin'in en tanınmış romanlarından olan Çalı Kuşu, Feride'nin hatıra defteridir. Roman kahramanı Feride karşımıza çıkıyor. Feride'yi unutmuyoruz. Feride küçük yaşta annesini ve babasını kaybeder. En köyündeki teyzesine onun yatılı bir okulda eğitim almasını sağlar. Yaz tatillerini teyzesinin koz yatağındaki evinde geçirir. Teyzesinin oğlu Kamuran'la birbirlerini severler. İki genç nişanlanır. Kamuran'ın başka bir kadınla ilişkisi olduğunu düğün günü kendisine verilen bir mektuptan öğrenen Feride, her şeyi yüzüstü bırakıp İstanbul'dan ayrılır. Anadolu'da Zeyniler, Bursa, Çanakkale, İzmir, Kuşadası gibi köy, kasaba ve şehirlerde dolaşır. Güzelliği her yerde başına dert olur. Her gittiği yerde kendisine evlenme teklif eden bir erkek çıkar. Zeyniler köyünde tanıştığı doktor Hayrullah Bey ile kağıt üzerinde evlenir. Feride öğretmenliğe başlayınca bir günlük tutmuş ve yaşadığı maceralı yaşamı bugünlükte anlatmıştır. Hayrullah Bey bir gün Feride'nin bugünlüğünü bulup okur. Hastalanınca Feride'ye içinde onun günlüğünün bulunduğunu söylediği bir zarf uzatır ve bu zarfı Kamuran'a vermesini söyler. Hayrullah Bey Kamuran'a yazdığı mektupta olan biteni anlatır, Feride'yi bırakmamasını öğütler. Kısa bir süre sonra da Feride ve Kamuran evlenirler arkadaşlar. Bu eseri de genel dizilerden biliyorsunuz karşımıza çıkıyor. Evet, şimdi romanlarına tekrar göz atacak olursak, Çalı Kuşu, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı, Gizli El, Damga, Yeşil Gece, Acımak, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Gökyüzü Kavak Yerleri, Son Sığınak, Kan Davası, Eski Hastalık, Ateş Gecesi, Değirmen, Miskinler Tekkesi ve Harabelerin Çiçeği, Gezileri Var Anadolu Notları şeklinde, Öyküleri, Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar en önemli eserlerinden arkadaşlar. Evet, teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere.